Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Sahih-i Buhari, Ensar'ın, Müslüman, Medineli Müslümanların menkıbeleri, 3801 numaralı hadis Enes bin Malik'ten. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ensar benim iç organlarım ve benim heybemdirler. İnsanlar çoğalacak, onlar azalacaklardır. O halde onların iyilik yapanlarının iyiliğini kabul ediniz, kötülük yapanlarından da kötülüklerini bağışlayınız. Ensar, varlığını Allah rızası için, Allah yolunda Müslümanlara feda eden Müslümanlar. Evlerini, yurtlarını, eşlerini, çocuklarını, hurmalıklarını, her şeylerini Allah yolunda Müslüman kardeşlerine bağışlayabilen Müslümanlar. 3802 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, ana başlık Ensar'ın menkıbeleri, Ravi Elbera, Nebi Aleyhisselam'a ipek bir hülle, elbise hediye edildi. Ashabı ona dokunmaya ve yumuşaklığından hayret etmeye koyuldu. Şöyle buyurdu, bunun yumuşaklığına, güzelliğine hayret mi ediyorsunuz? Yemin olsun Sa'd bin Muaz'ın mendilleri, cennetteki mendilleri, bundan daha hayırlı ve daha yumuşaktır yahut. 3803 numaralı hadis. Cabir'den Nebi Aleyhisselam'ı şöyle buyururken dinledim. Sa'd bin Muaz'ın ölümü dolayısıyla arş sarsıldı. Evet, cennetteki ipek mendillerinin güzelliğine diyecek yok diyen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, onun şehadetiyle de ölümüyle de arşın sarsıldığını söylüyor. Allahu Ekber. Bir Medineli Müslüman, Ensardan Müslüman ve her şeylerini Allah yolunda feda eden Müslümanlardan bir Müslüman vefat ediyor, arz sarsılıyor. Yine Cabir'den Nebi Aleyhisselam'ın buna benzer bir hadis buyurduğu rivayet edilmiş. Bir adam Cabir'e dedi ki, Bera diyor ki, serir, taht sarsıldı. Bunun üzerine Cabir dedi ki, bu iki kabile arasında düşmanlık vardı. Ben peygamberi şöyle buyururken dinledim. Sa'd bin Muaz'ın ölümü dolayısıyla Rahman'ın arşı sarsıldı. Ya Rab, cennette bizi de onlarla birlikte kıl ya Rabbi. Sevdir bize bu sevdiğin Müslümanları. 3804 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, ana başlık Ensar'ın menkıbeleri, Ravi Ebu Said el-Hudri. Sevmek, onları sevmek, onları tanımakla olur. Onları sevmek, onları tanıdıktan sonra onların yolunda yürümekle olur. Ve onları tanımak için işte okumak zorundayız, okuyacağız. Hep gündemimizde Allah'ın kitabı ve Efendimiz'in hadisleri olacak, sünneti olacak, işte arkadaşlarının yaşadığı bir hayat olacak. Bazı kimseler Sa'd bin Muaz'ın hükmünü kabul ederek indiler. Ona haber gönderildi. Bunlar Kureyzaoğulları Yahudileriydi. Bir eşek üzerinde geldi, mescide yakın yere gelince, Nebi Aleyhisselam sizin en hayrınız yahut Efendiniz için ayağa kalkınız diye buyurdu. Sa'da hitaben, ey Sa'd, bunlar senin hükmünü kabul ederek indiler dedi. Yani kalelerinden indiler, Sa'd bin Muaz'ın hükmünü kabul ediyoruz dediler. Hendek Savaşı'na Müslümanlara ihanet eden Kureyzaoğulları Yahudileri. Sa'd da şimdi hükmünü verecek. Sa'd, ben de onlar hakkında savaşçılarının öldürülmesi, kadın ve çocuklarının esir edilmesi hükmünü veriyorum dedi. Kureyzaoğulları Yahudileri hakkında Sa'd'ın hükmü buydu. Savaşçılarının öldürülmesi, kadın ve çocuklarının esir edilmesi. Allah Resulü dedi ki, sen Allah'ın hükmüyle yahut melikin, melik olan Allah'ın hükmü ile hüküm verdin dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de. O gün Yahudilerden rivayetlere göre 700 tanesi öldürüldü. Çocukları ve eşleri de Müslümanlara esir kaldı. Hainlik yapmışlardı Hendek Savaşı'nda. Peygamber aleyhisselamla anlaşmayı bozmuşlardı. En kritik bir dönemde ihanet ettiler ve sonuç böyle oldu. 3805 numaralı hadis, Sahih-i Buhari. Ana başlık Ensar'ın menkıbeleri. Ravi Enes. İki adam karanlık bir gecede Nebi aleyhisselamın yanından çıktılar. Önlerinde bir nur, aydınlık görüverdiler. Nihayet birbirlerinden ayrıldıklarında o nur da onlarla birlikte ayrıldı.
Useyd bin Hudayr ile Ensardan bir adammış bu iki adam. Useyd bin Hudayr ile Abad bin Bişir. Evet, bu iki adam. Useyd bin Hudayr ile Abad bin Bişir. 3806 numaralı hadis. Sahih-i Buhari. Sahih-i Buhari. Ana başlık Ensar'ın menkıbeleri. 3806 Abdullah bin Amr'dan rivayet. Nebi Aleyhisselam'ı şöyle buyururken dinledim. Kur'an okumayı şu dört kişiden öğreniniz. Abdullah İbni Mesud, Ebu Zeyfe'nin Mevlası Salim, Ubey bin Kâb ve Muaz bin Cebel. Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz. Abdullah İbni Mesud, Ebu Zeyfe'nin Mevlası Salim, Ubey bin Kâb ve Muaz bin Cebel. Allah onlardan razı olsun. 3807 numaralı hadis. Sahih-i Buhari. Ana başlık Ensar'ın menkıbeleri. Ebu Useyd Resulullah'ın şöyle buyurduğunu nakleder. Ensar'ın evlerinin hayırlısı Neccar oğullarıdır. Sonra Abdüleşşer oğulları, sonra El-Haris bin El-Hazreç oğulları, sonra Said oğullardır. Bununla birlikte Ensar'ın bütün evlerinde hayır vardır. Sa'd bin Ubadek İslam'a erken girmişlerden idi. Dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başkalarının bizden faziletli olduğunu söylediğini görüyorum. Ona o sizlerin pek çok kimseden daha faziletli olduğunuzu söylemiştir denildi. 3808 numaralı hadis. 3808 Sahih-i Buhari Ensar'ın menkıbeleri. Mesruk dedi ki Abdullah bin Amr'ın yanında Abdullah bin Mesud'un sözü edilince şöyle dedi. Bu adam hala sevdiğim ve seveceğim birisidir. Abdullah bin Mesud hakkında diyor ki Abdullah bin Amr, bu adam sevdiğim ve seveceğim birisidir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyururken dinledim. Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz. Abdullah bin Mesud diyerek önce onu zikretti. Ebu Zeyfe'nin Mevlası Salim, Muaz bin Cebel ve Ubey bin Kâb. Allah kendilerinden razı olsun. 3890 numaralı hadis. Enes bin Malik'ten Nebi Aleyhisselam Ubey bin Kâb'a dedi ki şüphesiz Allah bana kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar ayrılmayacaklardır bulundukları konumdan suresini sana okumamı emretti. Yani Beyine suresini dedi. Ubey adımı da söyledi mi dedi. Allah Resulü evet deyince ağladı. Allahu Ekber. Allah diyor ki Muhammed Aleyhisselam'a Ubey bin Kâb'a Ubey'e diyor Beyine suresini oku. Toplumların değişim yasasını anlatan bir sure. Sonucunu ve başlangıcını ve sonucunu öncesini sonucunu anlatan bir sure. Beyine suresi. Ve diyor ki Rabbim bana benim ismimi zikretti mi deyince evet diyor Peygamberimiz Übey ağlıyor. Öyle ya buna ağlanılır. Yani Allah'ın zikrine sevinilir. Bu gözyaşıdır. Cennet müjdesine sevinilir. Cehennemden kurtuluşa sevinilir. Afiyete sevinilir. Kendimiz, yavrularımız, çocuklarımız ve bütün Müslümanlar için Allah'ın felah müjdesine sevinilir. 3810 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık. Ensar'ın menkıbeleri. Ravi Enes, Kur'an-ı Kerim'i Nebi Aleyhisselam döneminde hepsi de Ensar'dan olan dört kişi toplamıştı. Evet, Kur'an'ı toplayan dört Müslüman. Ubey bin Kâb, Muaz bin Cebel, Ebu Zeyd ve Zeyd bin Sabit. Ben Katade Enes'i Ebu Zeyd kimdir dedim. O da amcalarımdan birisi olur dedi. Allah hepsinden razı olsun. Kur'an'ı toplayanlar Ubey bin Kâb, Muaz bin Cebel, Ebu Zeyd ve Zeyd bin Sabit. Kur'an'ı öğreneceğimiz kimseler Ebu Zeyfe'nin Mevlası, önce Abdullah bin Mesud, Ebu Zeyfe'nin Mevlası Salim, Muaz bin Cebel ve Ubey bin Kâb. 3811 numaralı hadis Sahih-i Buhari. Ana başlık Ensar'ın menkıbeleri. Enes dedi ki Uhud günü insanlar arasında insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafından dağılıp geri çekildiğinde Ebu Talha da peygamberin önünde kalkanı ile onu korumaya çalışıyordu. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda ilk önce Müslümanlar galip geldiler. Sonra iş değişti. Müslümanlar dağıldılar. İşte o dağılma anında Ebu Talha da peygamber aleyhisselamı kalkanını ile korumaya çalışıyordu. Ebu Talha iyi ok atan, yayının kirişini oldukça gererek ok atan birisiydi. O gün elinde iki ya da üç yay kırıldı. Allahu Ekber. Elinde bir demet ok bulunan adam onunla birlikte yürürken bunlar Ebu Talha için aç derdi.
Nebi Aleyhisselam yukarıdan savaşçılara bakınca Ebu Talha şöyle derdi. Ey Allah'ın peygamberi, babam anam sana feda olsun, bakma. Attıkları oklardan bir ok sana isabet edebilir. Benim göğsüm senin göğsüne siperdir. Allahu Ekber. Efendimizin önünde. Efendimizin bakmasına bile izin vermiyor. Ya Resulallah diyor, benim göğsüm senin göğsüne siper. Andolsun o gün Ebu Bekir'in kızı Ayşe ve Ümmü Süleym'in ayak bileklerini göreceğim kadar eteklerini yukarıya çekmiş olduklarını, omuzları üzerine su kırbalarını taşıdıklarını ve o suyu kavmin mücahitlerinin ağzına boşalttıklarını, sonra geri dönüp tekrar kırbalarını doldurduklarını, tekrar o kırbaları getirip suyunu mücahitlerin ağızlarına boşalttıklarını gördüm. Kılıç Ebu Talha'nın elinden iki ya da üç defa düşmüştü diyor Enes bin Malik. Allah ondan da anlatan Enes'ten de Ebu Talha'dan da ve Ayşe annemizden de Ümmü Süleym'den de ve o savaşta bulunan bütün Müslümanlardan da razı olsun. 3812 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık Ensar'ın menkıbeleri ve Ravi Amir bin Sa'd bin Ebi Vakkas babasından rivayetle yani Sa'd bin Ebi Vakkas'tan rivayetle dedi ki Nebi Aleyhisselam'ın Abdullah bin Selam dışında yeryüzünde yürüyen bir kimse hakkında o cennetliklerdendir dediğini işitmiş değilim. Demek ki Sa'd bin Ebi Vakkas sadece Abdullah bin Selam'ın cennetlik olduğunu işitiyor ve onu söylüyor. Abdullah bin Selam önce Yahudi olan ve sonra Müslüman olan ve Müslümanlığa da iyi olan bir sahabi. Allah kendisinden razı olsun. Devamla dedi ki şu ayette onun hakkındaymıştır. İsrailoğullarından bir şahit de onun benzerine tanıklık etmiştir. Evet. Abdullah bin Selam önce Yahudilerin alimi ve ahlaklı bir kişilikli birisi ve Müslüman olacak ve Müslümanı da güzel olacak, şerefli bir Müslüman olarak yaşayacak Allah'ın izniyle. Ve cennetlik müjdesini de alacak. Bunu da bize Sa'd bin Ebi Vakkas haber verecek. 3813 numaralı hadis. Kays bin Ubad dedi ki, Kays bin Ubad, Sahih-i Buhari ana başlık Ensar'ın menkıbeleri. Medine mescidinde oturuyorken yüzünde huşuun, samimiyetin, Allah yolunda, Allah katında durmanın nasıl olacaksa öylesi izleri görülen bir adam mescide girdi. Bu cennet ehlinden bir adamdır dediler. Hafifçe iki rekat namaz kıldı. Allahu Ekber. Şu Medine'ye bakın. Şu şehre bakın. Şu yaşanılan çağa bakın. İki rekat namaz kıldı sonra çıktı. Ben de arkasından giderek dedim ki sen mescide girdiğinde bu cennet ehlinden bir adamdır dediler. Şu cevabı verdi. Allah'a yemin ederim kimsenin bilmediği bir şeyi söylememesi gerekir. Allah'a yemin ederim kimsenin bilmediği bir şeyi söylememesi gerekir. Ben sana bunun sebebini anlatayım. Nebi Aleyhisselam döneminde bir rüya gördüm. Ben de o rüyamı ona anlattım. Kendimi bir bahçedeymiş gibi gördüm. Bahçenin genişliğini, yeşilliğini de anlattı. Ortasında alt taraf yerde, üst taraf semada olan demirden bir direk vardı. Üst tarafında da bir kulp vardı. Bana ona çık denildi. Ben buna gücüm yetmez dedim. Daha sonra yanıma bir hizmetçi geldi. Arkamdan elbiselerimi kaldırdı. Ben de o direğe yükseldim ve nihayet onun en üst tarafına kadar çıktım. O kulpu yakaladım. O kulpu yakaladım. Bana iyice tutun denildi. Uyandığımda hala o kulp elimde idi. Rüyamı Nebi Aleyhisselam'a anlatınca şöyle buyurdu. O gördüğün bahçe İslam'dır. Direk İslam'ın direğidir. O kulp ise safa sağlam olan kulptur. Evet. Safa sağlam olan kulptur. Urvetül Vuska. Bakara suresini anlatır ya Rabbim. Sen ölene kadar İslam üzere kalacaksın. İşte sözü geçen o adam Abdullah bin Selam'dır. 3814 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık Ensar-ı Menkıbeleri Sa'd bin Ebi Burde babasından rivayette dedi ki Medine'ye gittim. Abdullah bin Selam anlatıyor. Sa'd bin Ebi Burde'ye sana sevik ve hurma yedireceğim ve bir evin içerisine girmiş olacaksın dedikten sonra şunları ekledi. Sen ribanın, faizin yaygın olduğu bir yerde bulunuyorsun. Bir kimseden bir alacağın var da o sana bir saman çöpü yahut bir arpa ağırlığı kadar bir şey ya da bir yük alaf hediye edecek olursa şüphesiz bu bir faizdir, ribadır.
Bir daha okuyayım. Ben de sizler de aklımızı başımıza alalım. Diyor ki 3814 numaralı hadis Sahih-i Buhari, Ensar'ın menkıbeleri, Abdullah bin Selam'la ilgili bir hadis. Said bin Ebi Burde diyor ki babasından rivayetle. Medine'ye gittim. Yani giden Ebu Burde. Abdullah bin Selam ile karşılaştım. Benimle gelmez misin? Sana sevik ve hurma yedireceğim. Ve bir evin içerisine girmiş olacaksın dedikten sonra şunları ekledi. Yani bir evde misafir olursun. İşte gurbetten geldi herhalde. Hem de sana bir şeyle ikram ederim dedi. Demek ki bir başka şehirden geliyor. Bir başka coğrafyadan geliyor. Diyor ki dikkat edin. Dikkat edin ve dikkat edeyim. Dikkat edelim. Sen faizin yaygın olduğu bir yerde bulunuyorsun. Yani insanlar her alışverişlerinde, her alım satımlarında mutlaka bir çıkar peşindeler, hakları olmayan bir şekilde kazanç peşindeler. Yani faiz mutlaka işliyor. Az ya da çok. Şimdi uyarıya bakın. Bir kimseden bir alacağın var da, bir kimseden bir alacağın var da, o sana bir saman çöpü yahut bir arpa ağırlığı kadar bir şey ya da bir yük alaf, saman, yulaf, neyse alaf herhalde saman, hediye edecek olursa şüphesiz ki bu bir ribadır, faizdir diyor Abdullah bin Selam. Allah kendisinden razı olsun. Ensar'ın menkıbeleri ama ana başlık bu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ilk dönemleriyle ilgili menkıbelere hemen döndük ve tekrar ta Hazreti Hatice annemizle ilgili bir hadis. 3815 numaralı hadis. Hatice annemiz. Varlığını Muhammed Aleyhisselam yolunda feda eden o mübarek ana. Ali bin Ebi Talip Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu bildirdi. Onun kadınlarının en hayırları Meryem'dir. Yani Meryem annemizin yaşadığı dönemde ki kadınların en hayırlısı Meryem'dir. Yine Hatice annemiz dönemde yaşayan kadınların en hayırlısı da Hatice'dir diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatice anamız, Meryem anamız. Meryem anamız İsa aleyhisselamın anasıdır. Babası dünyaya getirmiştir. Hatice anamız Efendimizin ilk eşidir ve ona peygamberliğinin başlangıcından itibaren ki peygamber olmadan önce de asla saygıda ve sevgide kusur etmemişti. Peygamberliğiyle birlikte bu şerefi, bu üstünlüğü daha da yüceldi. 3816 numaralı hadis Ayşe annemiz diyor ki Nebi Aleyhisselam'ın hanımları arasında Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbir hanımını kıskanmış değilim. Halbuki Ayşe annemiz Hatice annemizle beraber Peygamberimizin nikahında olmadı. Hatice annemiz vefat etti. Ayşe annemiz de ondan sonra evlendi. Ama en çok diyor Ayşe annemiz Hatice'yi kıskanıyordum. Niye? Bakınız. Halbuki benimle evlenmeden önce o vefat etmişti. Buna sebep ise onun sürekli olarak adını anmasını duymamdır. Demek ki Muhammed aleyhissalatü vesselam sürekli olarak hep Hatice anamızı hatırlıyor. Ve yeni hanımları Ayşe, Hafsa, Safiye, Meymune, Cüveyriye, Ümmü Seleme, Ümmü Habibe, Zeynep binti Caş, Zeynep binti Uzeyme, Mariye annemiz, Reyhane annemiz bunlarla demek ki Hatice annemiz kadar ilgilenmiyor. Halbuki Hatice annemiz bu dünyadan ayrılmış hem de çok olmuş ayrıları. Diyor ki ayrıca Allah ona içi oyulmuş inciden, Allahu Ekber, içi oyulmuş inciden bir köşk ile onu müjdelemesini emretmişti. Yemin olsun bir koyun keser ve onun arkadaşlarına onlara yetecek kadarını hediye olarak gönderirdi. Yani koyun kesti mi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam önce Hatice annemizin arkadaşlarına gönderiyor onun hatırına. 3817 numaralı hadis Sahih-i Buhari. Ana başlık Ensar'ın menkıbeleri. Ayşe annemiz diyor ki
Resulullah adını çokça andığından dolayı Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbir kadını kıskanmadım. Diyor ki Ayşe annemiz devamlı. Üstelik benimle ondan 3 yıl sonra evlendi. Aziz ve celil olan Rabbi ya da Cibril onu cennette içi oyulmuş inciden bir köşk ile müjdelemesine emir buyurmuştur. Allahu Ekber. Bir inciden büyük bir saray. Köşk. Kime müjde? Hatice anamıza. Yani kim? Her şeyini, kendi varlığını, malını, mülkünü, zenginliğini Allah için, Allah rızası için Muhammed Aleyhisselam'a bağışlayan ve ona destek olan ana için. 3818 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık Ensar'ın menkıbeleri Ayşe annemizden. Hatice'yi kıskandığım kadar Nebi Aleyhisselam'ın hanımlarından kimseyi kıskanmadım. Üstelik onu görmüş de değilim. Fakat Nebi Aleyhisselam onu çokça anıyordu. Kimi zaman bir koyun keser, sonra da onu parçalar, arkasından onu Hatice'nin arkadaşlarına gönderirdi. Bazen ona, sanki dünyada da Hatice'den başka kadın yokmuş derdim de, şöyle derdi. O şöyleydi, böyleydi, üstelik benim ondan çocuklarım oldu, diyordu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Hatice annemizden Efendimizin çocukları kimlerdi? Oğullar, küçük yaşta vefat eden oğulları, Kasım ve Abdullah, Kasım'dan dolayı Efendimizin künyesi Ebul Kasım, kızları büyük kız Zeynep, Ebul As'la evlendi. Medine hicret etti biliyorsunuz. Sonra Rukiye, Hazreti Osman'la evlendi. Vefatından sonra Ümmü Gülsüm, yanlış olmasın, biri vefatından sonra diğeriyle yine Hazreti Osman'la evlendi. Ve küçük kızı Fatıma, Hatice annemizin en küçük kızı biliyorsunuz, o da babasının en sevgilisiydi. Muhammed Aleyhisselam'ın, o da Ali Efendimiz'le evlendi. 3819 numaralı hadis, Sahih-i Buhari. İsmail dedi ki, Abdullah bin Ebi Evfa'ya dedim ki, Nebi Aleyhisselam Hatice'yi müjdeledi mi? O şöyle buyurdu. Evet, onu cennette içinde gürültü, patırtı ve yorgunluk olmayan, içi oyulmuş inciden bir köşk ile müjdeledi. İnciden bir köşk. Allah, şu kadar bir inci olsa dünyanın en zengin oluruz. İnciden bir köşk Hatice anamıza müjde cennette hem de. Cennette bir kamçı yeri kadar olan bir yer bütün dünyadan hayırlı. Ya bu köşk ve efendisi de Muhammed Aleyhisselam olan Hatice anamıza müjdelenen köşk. 3820 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık Ensar'ın menkıbeleri. Ebu Hureyre dedi ki Cibril Nebi Aleyhisselam'a gelerek dedi ki 3820 numaralı hadis Cibril Nebi Aleyhisselam'a gelerek dedi ki ey Allah'ın Resulü işte bu Hatice'dir. Beraberinde içinde yemek yahut yiyecek ya da içecek bulunan bir kap ile geliyor. Yanına geldiği vakit sen ona Rabbinden ve benden selam söyle ve ona içinde gürültünün, patırtının, yorgunluğun, argınlığın bulunmadığı İçi oyulmuş inciden bir köşk ile müjdele. Evet, cennette bir köşk müjdelenecek Hatice anamıza. Umarız ki biz de onu seviyoruz. Hatice anamızı seviyoruz, peygamberimizi seviyoruz, analarımızı seviyoruz, sahabileri seviyoruz. Ve şüphesiz kişi sevdiğiyle beraber Müslümanları seviyoruz. Ve Müslümanlara da benzer müjdeler var gözün görmediği, kulağın işitmediği ve aklın hayaline gelmeyen. Ama bir daha okuyayım müjdelenen köşkü. Gürültü yok, patırtı yok, yorgunluk yok, argınlık yok, sıkıntı yok. Allahu Ekber. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.